her aşireti listeye koymanız her aileyi mümkün mü? Değil, imkansız. Önemli olan hizmet değil mi burada? Bakın Cumhurbaşkanı mesaj veriyor. Aslında Sivere'ye de mesaj veriyor. Şimdi onun için benim Siverekliler'den ricam. Lütfen o Sivereklidir, değildir, bilmem ne, bu tartışmaları bir tarafa bırakın. Bakın Cumhurbaşkanı size bir ayrıcalık yapmış. Aslında bana değil, size bir ayrıcalık yapmış. Genel Başkan danışmanı olarak bir Siverekli'yi seçim daha aday listesi yayınlanır yayınlanmaz 24 saat geçmeden bu atamayı yapıyorsa burada mesajı alması gereken Siverekli'lerdir. Özellikle Siverekli. Tabii Urfa'dır. Urfa kamu ama özelde de Siverekli'lerin ayrı bir. Siverekli'ler aday var mı yok mu? Tabii. Ya binaen siz bunu. Yani o tartışmayı hiç ben olsam zerre kadar gündeme getirmem. Zerre kadar da bu algı operasyonlarına itibar etmem. Cumhurbaşkanı Sivere'ye zaten mesajını vermiş. Bunu da iyi değerlendirmek lazım. Evet. Mesele bu. Bunları ben yeri gelmişken kusura bakmayın biraz uzun ama başka türlü olmuyor. Çünkü bu mekanizma hakikaten yayılıyor. Benim Ankara'da bir emlakçım var. Tanıdığım arkadaşım. Ankaralı kendisi, burayla da alakası yok. O bile beni arıyor diyor ki ya ne yaptın Siverek'ten aday göstermemişsiniz diyor. Ya gerçek söylüyorum, bu şaka değil yani. Eşi de bir yerde vali yardımcısı yani mülki idarede. Kadıncağız beni aradı. Parlamentoda tanışıyoruz. Daha önce muhabirdi kendisi. Gazetecilik geçmişi var. Meslektaşınız. Bana bunu soruyor. İşte algı böyle bir şey. Bunun karşısında mecbur. Başka imkanımız yok bizim. Ancak sizin aracılığınızla, onun için uzattık biraz. Kusura bakmayın. Evet, peki tabii bu yani bir şey daha. Çok özür diliyorum. Yine bir algı. Beni bu sefer şeyhanlı yapmışlar. Ya şeyhanlı aşireti baş tacı. Benim orada çok iyi dostlarım, atadan dededen beraber hareket ettiğimiz, bizimle beraber olan bir sürü insan var. Ama ben ne şeyhanlıyım ne başka bir aşiret mensubuyum. Benim aşiretim yok bir kere. Aşiret, ben beni Muhammed'im, ben beni Acil'im, ben Ubade'yim, ben şeyhanlıyım, ben Karakeçiliyim, ben Türkmen'im, ben hepsiyim. Benim aşiretim yok çünkü. Bunu bütün, ama şimdi şeyhanlı yapmışlar beni. Evet, ama alaya tüm aşiretlerin yani herhalde işte o seyitlik şeyinden biraz işte evet. Bizi yani, onlar anne amcaoğlu derler, akrabayız derler falan ama bir, öyle benim aşiretim şeyhanlı gibi onlar gibi öz öz şeyhanlı değilim ben yani. Bir gerçek var ama bunu da tüm aşiretlerin yani, ortak bir şekilde en çok sevdiği vekillerden de siyasetçilerden de birisiniz. Bu hakeza bugün yine bir kez daha onaylandı zaten. Eyüpiye'de yani AK Parti tanıtım aday tanıtım programı düzenlendi. Tabii program sonuna doğru çekimler falan vardı. Orada da bir algı vardı. Kimse yokmuş gibi ama tabii kalabalık varken de daha önceki dönemleri aratıyordu tabii. Yani Ramazan ayıdır dersiniz vesaire. O ayrı tartışılır bir konu belki de. Ama bugün Eyüpiye'de bir seçim ofisi açılışı vardı. Ki orada yani aslında Ramazan da olsa kalabalık olabiliyormuş örneği vardı. İnanılmaz bir açılıştı. İnanılmaz bir kalabalık söz konusuydu. Adeta Cumhurbaşkanı mitinglerini aratmayan düzeyde diyebilirim. Çıplak gözle de görme şansına sahip oldum. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Ben teşekkür ediyorum. Hakikaten güzel bir miting oldu bugün. Güzel bir büro açılışı. Tabii bizim daha önce siyasete ara vereceğiz veya siyaseten hani bu dönem aday olmayacağız dememizin de halk üzerinde ciddi bir menfi bir tesiri oldu. Beni hakikaten telefonla, mesajla o kadar çok sağ olsunlar Urfalı hemşehrilerimiz bombardımana tuttu ki fakat ben de açıkçası biraz rahatsız olmaya başladım. Aslında ben farklı niyetlerle hani böyle bir şey beklemiyordum. Evet çok sağ olsunlar sevenler bunlar her daim bize bu teveccühü gösteriyorlar ama olay farklı bir noktaya gelmeye başladı. Yani bize gelen mesajları ben size okutsam, o telefonları ya sanki bir kötülük yapıyormuşum gibi artık hissetmeye başladım kendimi. Yanlış yapıyormuşum gibi, Allah indinde mesul olacakmışım gibi bir duyguya kapılmaya başladım. Fakat her ne olursa olsun milletvekiline dönmek istemiyorum ama siyasete de ben ara verme taraftarıydım. Benim niyetim bu dönem siyasete tamamen ara vermekti.
Ta ki bu formül Cumhurbaşkanımız kendisi bir teveccühte bulununca böyle bir şey için bizi arayıp da seni böyle görevlendiriyorum dediği zaman artık biz dedik ki herhalde Allah da nasip etmiyor. Yani bir taraftan da nasip yani. Ben halbuki bu dönem biraz kenarıma çekilip biraz dışarıdan izlemeyi de açıkçası tabii ki yine desteğimiz partimizde tabii ki o konuda hiç beis yok. Ama en azından dedim ki biraz kafamı kulağımı dinleyeyim. Bir uzaktan bir izleyeyim bu dönem dedim. Ama kısmet olmadı. Yani böyle olunca da tabii bir heyecan geldi açıkçası. Evet. Şimdi insanlar tamamen bırakacak gidecek gibi bir algıya kapıldılar. Bu biraz da onun heyecanıydı işte. Ramazan da olsa hava sıcak da olsa. Bunu ben biraz ona yoruyorum açıkçası. Peki ben şu görüntüler üzerinden bir soru sormak istiyorum. Hı hı. Şimdi hep şöyle söylenir. Kasım Gülpınar varsa coşku var. Hı hı. Kasım Gülpınar varsa sevgi var. Bu sözü doğruluyor mu? Doğruluyor. Yani geçmişte işte GAP Arena statı olsun, başka alanlarda olsun, işte bugünkü bu görüntülerde olsun, baktığımız zaman gerçekten öyledir. Peki Sayın Kasım Gülpınar bu sevgiyi neye borçludur? Bu sevezenlik nereden geliyor? Yani bunu bizim tabii kendi gayretimizle ilgili bir şey değil bu Ferhat Bey, biliyorsunuz yani. Evet. Hep söylerim bu. Ama dokunursun insanlara, dokunursun. Dededen gelen bir miras var. Sonuçta siz o mirası ancak koruyabilirsiniz. Bizim kendi gayretlerimizle üstüne bir şey koymamız mümkün değil. Evet. Biz ancak o mirası muhafaza edebilirsek bu sevgiyi zaten kendi kendini idam ettirir, devam ettirir. Ha, demek ki koruyabilmişiz çok şükür, ama bu sadece kendi sevenlerimiz, o kendi kitlemiz üstünde değil. Bakın biraz önce söyledim ben işte. Muhalif bir kanalda bizimle ilgili yani böyle bir düşünce zuhur ediyorsa bu demek ki farklı bir şey var. Yani gayretlerimizin neticesini almışız demektir. Siz sağlam dürüst çalışırsanız, işinizi düzgün yaparsanız bunlar zaten kendiliğinden gelişen şeyler. Ben şimdi burada da ilk defa söyleyeyim. Bana birçok partiden çok üst düzeyde çok önemli teklifler geldi. Çok önemli. Yani yeni dönemde mi yoksa? Şimdi bu yakın yeni zamanda. Dönemde. Yeni dönemde. Son 2 ay, 3 ay diyelim. Hatta 5 ay, 6 ay. Yani hiçbir aslında siyasetçinin kolay kolay reddedemeyeceği çok üstü büyük teklifler geldi. En üst düzeyde. Bunları hiçbirini açıklamayacağım. Sonra inşallah bir gün nasip olursa ileride. Ama ben onlara da teşekkür ediyorum. Bakın onlara da bir şey yanlış anlaşılmasın. Burada bir kızıştırma operasyonu da değil bu. Ben öyle bir niyetim olsaydı zaten çoktan bırakır giderdim, ama ben inanın kafamda ben siyaseti bir müddet askıya almıştım. Ben kesinlikle niyetim bu dönem biraz kenara çekilmek. 2018'den bu yana söylediniz ama. Yani 2018'den. Hep aynı şeyi söylediniz, evet. Ben de bardak o 2018'de aynen taştı zaten. Aynen. Ya yapmadığım bir şeyi bana itham ediyorlar. Listeyi ben yapmışım işte, bilmem herkesi dışarıda bırakmışım. Ben demişim ki bilmem nerede tek başıma olacağım falan. Aynısı, o zaman 2018 bu. Evet, evet. Aynısı 2023'ten söylendi. Aynı. Şimdi aynı ay. Ama siyaset ya, zaten mücadele tamam etmek değil mi? Yani tamam söylendi diye geri çekilmek midir? Sayın ya lan. Şeref Bey, doğru haklısınız vallahi, ama bir demek ki bizde de sabır bitmiş. Yani biz de insanız sonuçta. Çok mücadele ettik. Yani bu sadece parti dışı değil ki, parti içi de bir sürü mücadele. Hak etmediğiniz ithamlarla. Bakın bir şey daha var. Çok kişiden duydum ben. Kulağıma geldi. Bizzat kendilerinden duydum. Ben listedeydim, Kasım Gülpınar beni çıkardı. Ya keşke bütün aday adaylarımızı buraya toplasak. Her dönem aynı. Bir sorsak desek ki kaç kişi listedeydi. Bakın eğer 100 kişi en az çıkmazsa oradan biliyorum. Ya 14 kişilik listede 100 kişi listede olduğunu iddia edebiliyor yani çok rahat bir şekilde. Peki nasıl oluyor bu? Ben son gece, hep de son gece oluyor bu işler. Maalesef. Ya. Biraz da şuna girmek istiyorum Sayın Vekilim. Şimdi biz konuştuğumuz siyaset sonuçta insan temeli demektir. Evet. Milletvekili zaten milletin vekili. Cumhurbaşkanı seçimi zaten halkın başkanı demek. Milletin başkanı demek. Biz dün bu programın olacağını dört arkadaşımız sosyal medyada paylaşım yaptık. Yarın saat 20'de izleyin diye. Oradan gelen soruların içerisinden, halkın, milletin söylediklerinin içerisinden bazı kesitler aldım. İki soruya birleştirdim. Arkadaşlarımız artık ne soracaklarsa. Birincisi, Türkiye 100 yılında 45 bin öğretmen ataması yapıldı denildi, yazmışlardı. Hı hı. Bu 100 bine tamamlanabilir mi? Atanamayan öğretmenler olarak
Böyle bir imkan olabilir mi? Tabii bir de insanlar duymuş, sizin genel başkan danışmanı olmaz. Genel başkan aynı zamanda da cumhurbaşkanı olduğu için böyle bir temelde mi? Aynı zamanda sağlık yönetimi bölümü mezunları hem kadro bekliyorlar hem de atama bekliyorlar diye bu sayında çok üst bir limiti olduğu söyleniyor. Bunlar söylendi. Bunları biz bilet adına size sorarız. Eğitim olarak PİTES'te öğretmenler vardır. Onlar da yıllardır biliyorsunuz kadro bekliler. Ha bu soruyu niye sözü? Çözüm noktasında değil ama sonuçta genel başkan danışmanı olduğunuz için o yüzden bize bu sorular geliyor. Yarın Cumhurbaşkanı da geliyor. Yani aynı Cumhurbaşkanı da yani geliyor. Öncesinde belki olur diye buna bir ek vermek istiyorum Sayın Vekilim. Yani özellikle çünkü hakikaten çok önemli. Yani tüm anne babaların en büyük hayali çocuklarının bir üniversite mezunu olması. Öğrencilerin ise bir gün üniversiteyi bitirmesi. Ki bu tüm belki meslek grupları hepsi birbirinden değerli ama öğretmenler demek bir ülkenin geleceği demektir. Bu hiçbir şekilde tartışılamaz zaten. Meslektaşlarım eminim bana katılıyorlar ama bunun içerisinde deprem bölgesinde yaşayan öğretmenler var. Aynen. İşte ücretli çalışan öğretmenlerin zaten pandemiden dolayı neler çektiğine şahitlik ettik. Hakikaten zaten yarım yamalak maaşlar, bir öğretmenin bugünün şartlarında asgari ücretle çalışması kadar ayıp bir şey var mı? Yani günah bir şey var mı? Ki sizin de hassasiyetini bildiğimiz için biraz daha rahat konuşuyoruz ama hani bugün belki arkasında dayısı olan, torpili olan deyim yerindeyse ilkokul mezununun dahi sırtını devlete yasladığı bir dönemde bu ülkenin öğretmeninin böyle açıkta olması, işe muhtaç olması, özel sektörde yarım yamalak maaşla çalıştırılması hakikaten yenilir yutulur bir şey değil. Bu konuda çok muzdaripler bizden de destek beklediler. 45 binin ben sonra da 2022'de özellikle KPSS'ye giren öğretmenlerin ek 55 bin talebi de var. Bu konuyu hakikaten Cumhurbaşkanı'na iletmenizi arz ediyoruz. Sadece siyaset yapınızı bildiğim için rahat konuşuyorum. Oy toplamak değil, sizdeki siyaset en azından söylüyorum. Siyaset sadece bir makamda oturmak, onu daim kılmak değil. Sizin bu tür girişimlerde olduğunuzu da bilen meslektaşlarım burada. O yüzden bu konuya duyarlılığınızı bildiğimiz için bu hususta hakikaten sizden özel bir çaba arz ediyoruz yani. İnşallah. İşte elimizden geleni yaparız. Biz aracıyız sonuçta burada. Tabii ki yani bilgi sahibiler, yetkililer, idareciler bu konuda hiç şüpheniz olmasın. Çünkü bizi de bu konuda bilgilendiriyor arkadaşlar. Bazen böyle mesaj grupları falan hani milletvekillerine çok çeşitli dönemlerde hani böyle üst üste aynı talebi içeren dönemsel olarak böyle bir gerek kamudaki sıkıntı yaşayan sadece öğretmen grupları değil, diğer sağlıkçılar olsun, başka meslek grupları olsun tabii. Onlar dönem dönem böyle bir şey yapıyorlar. Ziraat mühendisleri dediğiniz gibi. Bizi bilgilendiriyorlar telefonlarımızdan, mesaj yoluyla, bazen WhatsApp üzerinden. Tabii ki bu aynı bilgiler hükümetimize de, bakanlığımıza da, cumhurbaşkanlığımıza da ulaşıyor. O konuda hiç beis yok, şüphe yok. Ama önemli olan tabii bunlara inşallah çözüm üretebilmek. Evet. Tabii bunların hepsini değerlendirmesi yukarıda yapılıyordur. Çünkü bu işin maddi boyutu var bir taraftan, başka sorunlar mutlaka vardır ama bunları azami derecede değerlendirmek için hakikaten ben gayret gösterdiğine inanıyorum. Yani hükümetimizin o konuda hiçbir tereddütü yoktur. Bu kadar üniversite mezunu var dediğiniz gibi. Bunları bir şekilde özellikle hani dışarıda çok böyle çalışamayacak gibi böyle özel sektörde daha zor olan meslekler için bunlar önemli tabii. Özellikle öğretmenlik mesela çok kutsal bir meslek dediğiniz gibi. Devlette de mutlak surette her zaman ihtiyaç oldu ve olacaktır da yani öğretmen sayısını yeterince takviye etmek, bu insanları istihdam, bu öğrencilerimizi, bu gençlerimizi istihdam etmek hakikaten önemli. Yani temenni ederim ki inşallah bütün hani bu öğretmen fakültelerinden mezun olan bütün gençlerimiz devlette istihdam edilsin veya özel sektörde istihdam edilenler de hakkını layıkıyla alabilsin en azından. Evet, o da önemli çünkü dediğiniz Malatya'dan gibi. Malatya'dan hatta bir öğretmen yazmıştı. Çok etkilenmiştim. Evet. Ortak paylaşımımızda da vardı. Yani işte bir pandemide de zaten bunlar aynı sorunları yaşadılar. Tabii. İşte depremde enkaz altında değil de tabii üstünde ölüyoruz diye. Çünkü hakikaten bir meslekleri var ama tabii bir işleri yok. Tabii. Bu da gerçekten çok vahim bir tablo. Ülke tabii içinde özellikle. Evet. Peki.
Sen Şeref, sen soracaksan sor. Ben yoksa artık şeye geçelim, yeni bir konuya geçelim diye düşündüm. Cumhurbaşkanlığı değil, ben yine Urfa ile ilgili kısa bir şey sorayım, sonra size bakayım. Dilerseniz soruya girmeden önce bir reklam arası dilersen. Reklam arasını verelim, olmazsa daha sağlıklı, hiç olmazsa konuda toparlanmış olur, en azından bölünmemiş olur. Kadir abiyle devam edeceğiz. Tabii ki her zaman her zaman söylüyorum, ortak canlı yayında yani moderatör illaki şart değil. Çünkü büyüklerim, hakikaten tecrübeli isimlerle bu akşam ekranlarınızdayız. Bir reklam arasına gidelim. Reklamların hemen ardından kaldığımız yerden devam edelim sevgili izleyenler. Çorba, herkese çorba, sahurda çorba, ille de çorba, yeni uyanana çorba, gece acıkana çorba. Bu Ramazan'da da iftar vakti, knor vakti. Mevsiminde toplanmış sebzeleri, çeşit çeşit tahılları ve nefis baharatlarıyla knordan yepyeni Ramazan lezzetleri. Şehriyeli domates ve cennet çorbası. Türkiye'nin bir numaralı tercihi knor. 27 bin metrekare açık alanı ve 3 bin metrekare dev kapalı alanda üretim yapan Anı Baklava tesisleri, Şanlıurfa fıstığı ve Urfa sade yağlarıyla üretilen baklava çeşitleriyle damak zevkinize hitap ediyor. Hiçbir katkı maddesi içermeyen ve profesyonel uzman kadromuz tarafından üretilen enfes baklavalarımızı sofralarınıza sunuyoruz. Toplu baklava siparişi alınır, Türkiye geneli bayilikler verilir. Telefon 0545 259 63 63. Şundan 3 kilo alabilir miyim? Seninki arıptır yine. Bizim torun telefon etmeyi öğrenmiş, zırt pırt arıyor. Yine AK Parti mi be abi? Yonca hemşehrin. Vazgeçmiyorsunuz yani. Niye vazgeçtin yeğenim? Bak çocuklara. İnsan geleceğinden vazgeçer mi? Hele de pırıl pırıl geleceğinden vazgeçer mi? Bak bak. Gençler görüyor musun? İnsan hedeflerinden vazgeçer mi? İnsan kendine hizmet edenden, kendiyle aynı dili konuşandan vazgeçer mi? İnsan sevdasından vazgeçer mi? Hele de hakkatlı sevdasından. Vazgeçer mi hiç? Gülüm siz vazgeçer misiniz gole gole birbirinizden? Hiç doğrudan vazgeçilir mi komşu? Asıl indi vazgeçmemek lazım. Asıl indi sıkı sıkıya sarılmak lazım be komşum. Herkesi mutlaka ama mutlaka Liva Restorant'a bekliyoruz. Zelzele gibi vakalar olan şu hadisat-ı kevniye tesadüf oyuncağı değildir. Bediüzzaman Said Nursi. Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin vefatının 63. sene-i devriyesi için okutulacak mevlide tüm halkımız davetlidir. Tarih 16 Nisan Pazar. Saat 21. Yer Şanlıurfa Dergah Camii. İşte geldi.
Bu toprakların traktörü, bu memleketin çiftçisiyle büyük bir ailedir. Ailesinin hasretlerini bilir, beklentilerini tanır. Bu yüzden çiftçinin cebini düşünen, emeğine değer veren traktörü, hasreti ürettik. Huzurlarınızda Türkiye'nin en büyük ailesi. Alpaslan Ticaret olarak yanınızdayız. Atamızın hayali gerçek olacak. Türkiye tarih yazacak. Can Ter Temizlik, temizlik organizasyonu işletmesi. Biz meslek olarak sizlere hizmeti seçtik. Can Ter Temizlik Organizasyonu, okul, banka, otel, hastane temizliği, inşaat sonrası temizlik, büro, iş yeri ve dış cephe, cam temizliği, havuz, bahçe temizliği, ayrıca halılarınız, koltuklarınız yerinde yıkanır. Tecrübeli ve deneyimli eleman kadrosuyla hizmetinizdedir. Sağlık için hijyen, hijyen için Can Tem. Cemre Sulama Sistemleri, modern sulama sistemlerinde lider marka. Yağmurlama sulama sistemleri, damla sulama sistemleri, mikro sulama sistemleri, filtrasyon sistemleri ve PE100 altyapı temiz su boru sistemleriyle hizmetinizde. Türkiye'nin gururu olan yerli ve milli markaların toptan ve perakende satış noktası Cemre Sulama Sistemleri. Hibe ve faizsiz kredi dosyalarında proje ve teknik destek hizmetleriyle en doğru çözüm ortağınız. Cemre Sulama Sistemleri. Toprağa düşen bereket. Şanlıurfa Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı 4-7 Mayıs tarihleri arasında ziyaretçilerini bekliyor. Fuar merkezi ziyaret saatleri 10 ila 19 arasında olup tüm halkımız davetlidir. Türkiye'nin en büyük mobilya ve beyaz eşya mağazalarından biri açıldı. 6000 metrekare alandan oluşan mobilya mağazamız, yenilikçi, eşsiz tasarımı ve kalite tecrübesiyle mobilya, aksesuar, züccaciye, tekstil, perde, genç odası. Adres: Şanlıurfa Diyarbakır yolu üzeri Atatürk Bulvarı Saat Kulesi yanı Yıldız Plaza. Şanlıurfa'nın ve bölgenin en büyük yangın söndürme sistemleri üreticisi Ardek Yangın Söndürme Sistemleri. Güveninizle geleceğe birlikte yol alıyoruz. Yangın söndürme sistemleri, algılama ve ihbar sistemleri, yangın kapıları, yangın dolapları, acil uyarı ve yönlendirme sistemleri, yangın rekorları, yangın vanaları, trafik güvenlik ürünleri, eczacı dolapları, çelik çatı, koruyucu ekipmanlar, iş güvenliği ekipmanları, elbise dolapları ve okul sıraları üretimiyle Ardek Yangın Söndürme Sistemleri profesyonel çözüm ortağınız. Ardek'le güvendesiniz. İrfan Sofrası. Soframızda lezzet var, soframızda tat var. Lahmacun, pide, ciğer, Adana, Urfa kebabın yanı sıra cevizli ve kıymalı içli köfte çeşitleri, eşsiz lezzetleri ve nezih ortamıyla İrfan Sofrası, İrfan Tepe yönetiminde hizmetinize girmiştir. İrfan Sofrası adres: GAP Arena Stadı karşısı, 0541 950 41 38. Urfa bu tadı çok sevecek. İrfan Sofrası. Şanlıurfa'da sağlığa açılan yeni pencere. Özel Ne Hospital. Üstün teknoloji eseri yeni sistem cihazlarla teşhis ve tedavide güven kapısı. Özel Ne Hospital. 7/24 acil servis, dahiliye, genel cerrahi, beyin ve sinir cerrahisi, kadın hastalıkları, estetik ve plastik cerrahi, çocuk sağlığı ve hastalıkları, beslenme ve diyet dallarında uzman doktor kadromuz
modern ameliyathaneler, otel konforunda hasta odaları ve tecrübeli sağlık ekibimizle sağlığınız için çalışıyoruz. Özel Nev Hospital, bölgenin sağlık merkezi. 444-1-349. Tabii tabii Rinso. Umarım kalıntı kalmaz ya. Hiç dert etmiyoruz. Çözüm için Zuhal Topal'a dönüyoruz. Benim tertemiz bir çözümüm var. Kalıntısız çamaşırlar için ne yapıyoruz? Rinso'ya dönüyoruz. Rinso. Kalıntı bırakmayan yepyeni formülüyle çamaşırlarınızda derinlemesine temizlik için... Tabii tabii Rinso. Evet, sevgili izleyenler, kısa aranın ardından hemen devam ediyoruz. Tabii Şeref Toprak kardeşim demişti ki Sayın Kadir Çelikcan'la devam edeceğiz ama böyle hafif araya sıkıştırayım ya da Kadir abi sen soruya ek yap. Öğrenciler var epey bizi izliyorlar. Evet. 11 ilde depremden etkilenen, bunların içerisinde yakınlarını kaybetmiş, anne babasını kaybetmiş, düzeni bozulmuş, evi yıkılmış insanlar, öğrencilerden bahsediyoruz. Çok az bir zaman kaldı YSK'nın sınavı tabii. Bu sınavda 1975'te bunun emsali var. Bir ayrımcılık verilmişti herhalde. Bunun tekrardan olabilme ihtimali var mı veya bunu da gündeme taşıyabilirsiniz diye ricada bulunmuş tamam, öğrenci kardeşlerimiz bilginiz olsun. Hadi abi devam edelim isterseniz. Efendim bir Maraş merkezli bir deprem yaşadık. Üzüntü, acı, gözyaşı, keder hala da devam ediyor. Binlerce binanın yıkımı oldu. Bu Şanlıurfa bunda belki az
hasarı atlattı ama onun korkusunu çok yaşadı. Tam onun korkusunu atlattım derken, psikolojiden kurtuldum derken biz sel felaketiyle karşılaştık. Evet. Fakat sel felaketini de neredeyse depremden daha fazla bizi etkiledi. Ve bir hezimet yaşadık. Türkiye'nin dört bir tarafından gelen yardım konvoylarıyla, askerlerle bunu yaşadık. Ardından bu derelerin ıslah edilmesi, özellikle Şanlıurfa kent merkezinden geçen dört tane derenin 50 kilometre kent merkezinde, 30 kilometre yan çepeler olmak üzere bir çalışma başlatıldı. Sizler, yani bu sel, artık bu selde şu yaptı bu yaptıdan ziyade, sizler bir cumhurbaşkanı, bir partinin genel başkanının danışmanı olarak, aynı zamanda cumhurbaşkanı danışmanı olarak, kısmet eder 14 Mayıs'ta tekrar devam ederse, sizler bu derelerin ıslah edilmesi, tekrar bu olası olaylara karşı olmaması için, bu kentin artık böyle olası bir selde bu felaketi yaşamaması için bu çalışmaların takipçisi olacak mısınız ve bu kent dereleri tekrar ıslah edip Urfa'yı bundan kurtaracak mısınız? İnşallah. Yani bunu el birliğiyle tabii, sadece bütün sorunumuz bu değil biliyorsunuz. Yani evet, aslında çok üzerine hassasiyetle eğilmesi gereken Urfa'nın gangrenleşmiş olsun, işte sonradan olması muhtemel sorunları da göz önüne alarak aslında bir hep benim kafamda buna yönelik bir çalıştay hazırlığı yapmak lazım bence. Evet. Yani seçim bir sağ salim inşallah neticelendikten sonra, eğer imkan fırsat olursa, bence bütün Urfa'nın dinamiklerini artık bir masa etrafında toplayıp Urfa'nın mevcut sorunları, ileriye dönük mevcut olabilecek muhtemel sorunların da dahil olmak üzere ve bunların çözüm önerileriyle beraber, işin uzmanlarıyla beraber bir çalıştay düzenlemekte fayda var diye düşünüyorum. Bunu sadece fiziki yatırım anlamında da değerlendirmeyin. Bakın başka konularda, biraz önce işte bahsettiğimiz aslında etik konularda da bizim burada ciddi sıkıntılarımız var. Yani şehri işte bu şekilde enerjisini tüketen, şehri başka bir yere kanalize eden, aslında millet neyle uğraşırken biz neyle uğraşıyoruz bize dedirten, çok anlayışı da değiştirmeye yarayacak bir çalıştaydan bahsediyorum ben. Evet. Sadece dere ıslahıdır, işte yatırımdır, fiziki şunlar, onlar değil. Onun haricindeki Urfa'nın kalkınması için, Urfa'nın bu sıçrama hamlesini yapabilmesi için, artık Urfa'nın zihniyet değişimini gerçekleştirebilmesi için ne yapmamız gerektiğine dair bütün o etkili ve yetkili kişileri, bu işin uzmanlarını hepsini bir araya toplayıp, yani bunun sosyoloğundan tutun işte tarihçisinden, bütün bunların da dahil olduğu, sadece mühendisler, mimarlar onlar değil, genel böyle bir çalıştay hazırlığı yapmak lazım bence. Yani Şanlıurfa'nın hem bugünüyle hem yarınıyla tabii bir röntgeni çıkarıp bir vizyon ortaya koymak lazım. Bakın artık bu şekilde Urfa, eğer farkındaysanız, tıkanmış durumda. Evet. Yani ben korkum, endişem cehalete teslim olacağız diye. Aslında bu cahil insanlar çok parmakla gösterilecek. Urfa'nın gerçek halkı bu değil. İşte bu akşam ben bir yerden geldim. İnanın o kadar güzel insanlar ki, ben ilk defa mesela Urfa'da hala tanımadığımız, bilmediğimiz, gerek yatırımcı olsun, gerek sanayici olsun, gerek Ankara dışında, işte Urfa dışında, Ankara'da, İstanbul'da, Türkiye'nin çeşitli yerlerine dağılmış o kadar güzel insanlar var ki. Fakat biz bunları bir araya getirip bunları Urfa'ya fayda sağlayacak bir dinamizm oluşturamıyoruz. Bizim artık bunları harekete geç. Yoksa burada bir avuç cahilin eline bu memleket kalacak diye çok büyük artık endişeler taşımaya başladım ben. Bakın bir yabancı bürokrat vardı orada. Dedi ki Urfa ile ilgili gözlemi şu. Urfa'da dedi, Urfa kendi burjuvazisine sahip çıkmıyor dedi. Urfa'da dedi durumu iyi olan, durumu biraz toparlayan, parasını cebine koyan herkes Urfa'yı terk etmeye niyetleniyor dedi. İşte bakın bunun sebeplerini bir kere araştırıp bir kere masaya yatırmamız lazım ve derhal bizim buna çözüm bulmamız lazım. Dere ıslahı falan, onlar tabii ki çok önemli, onları da yapmak lazım, onları ihmal etmemek lazım. Ama esas bizim önümüzdeki en önemli konu, en önemli engel bu. Biz bazen başka vilayetlerle işte kendimizi kıyaslıyoruz, evet, da kıyaslıyoruz. Aslında o vilayetleri, o vilayet yapan kendi zihniyetleri, kendi anlayışları. Bunu siyasetinden tutun, bürokrasisinden, iş adamından, o kanaat önderlerinden, halkın bütün o genel esnafından, herkesi değerlendirmek lazım. Yani herkes için geçerli bir mevzudan bahsediyorum ben. Biz bununla ilgili bence artık bir adım atmamız lazım. Her geçen gün kan kaybediyoruz. Her geçen gün zaman kaybediyoruz. Ben karamsar bir tablo çizmek istemiyorum. Ama işte hakikat ortada yani.
Peki efendim, ben şimdi tabii ki siz bir danışman olarak soru soruldu, milletvekili olarak size soru soruldu ama asıl sizin olması gereken, soru sorması gereken bir nokta var. Avrupa Birliği Komisyon Başkanısınız. Avrupa Birliği'nde durum nasıl gidiyor? 2002'de nasıldı? 2023 yılında nasıl bir Avrupa Birliği ve Türkiye, nasıl bir Türkiye bekliyoruz? Şimdi Avrupa Birliği'nin de zaten kendi içinde ne kadar büyük sorunlarla boğuştuğunu hep birlikte görüyoruz. Bugün Avrupa Birliği kendi rüştünü artık ispat etme durumuna geldi. Yani bir tarafta Amerika, bir tarafta Çin, yeni bir süper güç. Bir taraftan işte Rusya faktörü. Avrupa Birliği burada adeta bu sorunlar karşısında, bu devasa güçler karşısında hem bir eziklik hem kendini ifade edememe handikapını yaşıyor. Şimdi Avrupa Birliği'ni biz evet çok arzu ettik. Uzun yıllardır uğraşıyoruz. Uzun yıllardır aday ülkeyiz ama maalesef Avrupa Birliği'nin tavır tutumları çok net bir şekilde ortada. Bugün Avrupa Birliği kendi çıkarları uğruna maalesef Türkiye'yi dışlayan, Türkiye'yi adeta öteleyen bir tavır sergilemekten hiç geri kalmıyor ve çekinmiyor bundan artık. Bazı şeyleri çok açık ve net bir şekilde telaffuz etmeye başladı. Ve bu son zamanlarda artarak giden bir ivmeyle işte hükümete karşı olan tutumu, Sayın Cumhurbaşkanımıza olan tavır tutumları adeta Türkiye siyasetine direkt müdahil olma gayreti içinde. Bakın Fransa'da son dönemde yaşananlar işte biliyorsunuz, evet. PKK, YPG üzerinden onları adeta onore etme, adeta sisteme dahil etme çabaları ki bunda da kendilerince muvaffak oldular. Yani Avrupa Birliği'ne bir taraftan PKK'yı terör örgütü ilan edip bir taraftan YPG'yi onun yerine ikame etme anlayışı, yani çocuk kandırır gibi böyle bir anlayışı dayatması zaten aslında niyetin ne olduğunu çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. Geçen günlerde Macron'un bir açıklaması da oldu. Biliyorsunuz Çin'le ilgili işte Çin-Tayvan sorununda biz müdahil olmak zorunda değiliz gibi, biz Amerika'nın vasalı olmak durumunda değiliz. Biliyorsunuz vasal diye bir kavram var. Eskiden o feodal derebeylik zamanından kalma işte böyle toprak karşılığında derebeyinin hizmetini gören bir kitleye biliyorsunuz vasal denir. Avrupa Birliği kendini adeta Amerika'nın vasalı konumunda görüp ve bunu reddeden bir açıklamayla bütün Avrupa Birliği'ni şu anda ikiye böldü. Şimdi Avrupa Birliği'nde de o tartışma var. Biz Avrupa Amerika'nın vasalı mıyız değil miyiz? Yoksa biz hakikaten Çin konusunda, Tayvan konusunda taraf olmak zorunda mıyız değil miyiz gibi bir anlayış. Halbuki bugün çok net bir şekilde biliyoruz ki bugün NATO demek, Amerika Birleşik Devletleri demek. NATO olmasa zaten Avrupa Birliği güvenliğini sağlamaktan aciz. Bir taraftan Rusya tehlikesi var. Bakın Finlandiya'yı yaptılar. Şimdi Finlandiya hayatta tahmin edilmezdi. Hele İsveç gibi bir ülke dahi şu anda Avrupa'ya NATO üyesi olmak için gayret gösteriyor. NATO üyesi olmak demek direkt Amerika ile irtibatlı olmak demek. Ve Amerika, NATO'nun en büyük ülkesi Amerika olarak İsveç'in kendi güvenliğini Amerika'ya teslim etmek demek zaten. Peki ileriki bir dönemde Avrupa Birliği dağılabilir mi? Çünkü Avrupa Birliği içerisinde olan bazı ülkeler bile nasıl kaçarımın derdindedir. Mesela biliyorsunuz daha önceden Yunanistan'da yaşandı, İngiltere'de yaşandı falan. Yani Avrupa Birliği ileriki bir dönemde dağılır mı yoksa yeniden bir... Yani onunla ilgili tabii çok öngörüler var, çok senaryolar var ama tabii bunu zaman gösterir. Ben şu anda onunla ilgili bir tahminde bulunamam ama fakat Avrupa Birliği'nin aslında önündeki en büyük handikaplardan biri biliyorsunuz nüfus yaşlanması. Şimdi bugün artık Avrupa Birliği'nin birçok ülkesinde medyan yaş diye bir olgu var. Mesela biliyorsunuz Urfa, hani Türkiye'de 32-33 ama evet, mesela Urfa özeline geldiğinizde biz 21-22 medyan yaş. Yani toplumun yarısı 21 yaşın üzerinde, yarısı 21 yaşın altında demek bu. Şimdi İtalya'da 48'lere dayanmış bu, 49'lara. Mesela bunlar zengin ülkeler, üreten ülkeler, sanayisi gelişmiş ülkeler ama bu bir müddet sonra artık bu iş tıkanma noktasına gelecek. Şimdi bugün kaliteli, kalifiye işçi eleman almak için şeyleri gevşetmeye başladılar, şartları. Özellikle Almanya ki bu konuda çok katı biliyorsunuz dışarıdan istihdam etme konusunda ama Almanya bile şu anda buna mahkum duruma gelmeye başladı. Ve bu ne olacak? Dışarıdan artık kendi iş gücünü üretemez hale gelen bir Avrupa'dan bahsediyoruz. Ne olacak? Hep dışarıdan göçmen takviyesi olacak. Tabi bu göçmenlerin topluma entegrasyonu, toplumla işte iç içe hareket etmesi, o bulunduğu ülkeye kanunlarına saygılı
bir şekilde hayatını idame ettirmesi hani sosyolojik anlamda ne kadar gerçekçi onları düşünmek lazım. Bunlar aslında Avrupa Birliği'nin önündeki en büyük tehlike bu. Hem ekonomik anlamda hem sosyolojik anlamda, toplumsal anlamda oradaki o karmaşım, o karışıklık ileride farklı kaoslara sebep olabilir. Bu tabii ki ilerisi için Avrupa Birliği'nin geleceği için çok parlak bir senaryo değil. Bunlar ileride bir de iklim değişikliği mesela, bu da çok önemli bir unsur biliyorsunuz ve şu anda en çok etkilenen yerlerden biri Avrupa. Avrupa kaç kıştır biliyorsunuz kuraklıkla boğuşuyor. Yani Avrupa gibi bir yerde bugün Alplerde bile kar yağışı eksikliğinden bahsediyorsak, kar azlığından bahsediyorsak. Buzulların bile dağılması. Tabii o buzulların erimesi falan bunlar da aslında başka bir tehlike olarak karşımızda. Tabii bu küresel iklim değişikliği, ısınma falan bunlar aslında dünyanın geneli için büyük risk de. Bunu sadece Avrupa Birliği için değerlendirmemek lazım ama dünyayı bekleyen çok çeşitli tehlikeler var. Biliyorsunuz bir 2040 perspektifi, 2040 vizyonu diye bir olgu var. Bununla ilgili ileride dünyanın başına gelebilecek senaryolar hep bir şekilde masaya yatırılmış. Ve çok da aydınlık bir tablo çizilmiyor maalesef. Yani bu işin uzmanları tarafından ama bakalım dünyanın geleceği açısından. İşte burada onun için biz hep Türkiye yüzyılı dediğimiz, aslında Türkiye böyle bir ortamdan kendine bir fırsat elde edebilir. Çünkü Türkiye genç, dinamik tabii. Bakın gittikçe gelişen, işte kendi silahını üreten, kendi üretimini, stratejik ürünlerini, işte doğalgaz keşfinden tutun da başka mesela sanayide ve teknolojide yapılan hamleler. Sanayi ve teknolojide yapılan hamleleri düşündüğünüzde ve Türkiye'nin o genç, dinamik, girişimci iş gücü de bu işe çok ciddi katkı sağlayıp aslında Türkiye'yi ileride Avrupa Birliği'nin çok daha önüne geçirebilir ama önemli olan burada istikrarın sağlanması. İşte aslında Batı da bunun farkında, yani Türkiye'de bu gidişatı tersine çevirebilecek hamleler peşindeler. İşte onun için de niyetlerini açık açık zaman zaman belli ediyorlar. Yani gitmesi lazım. İşte halbuki bir demokrasi dediğiniz bir kere kesinlikle başka bir ülkenin iç işleyişine karışmamak demektir. Yani madem siz demokrasinin beşiğiyiz, demokrasinin ana vatanıyız diyorsunuz Avrupa Birliği olarak, neden başka bir ülkede kimin gitmesi gerektiğini, kimin kalması gerektiğini açık bir şekilde telaffuz edebiliyorsunuz sizler, parlamenterler, siyasetçiler olarak, devlet, hükümet yetkilileri olarak? Bu da çok vahim bir durum aslında. Peki, sen Gülfrar. Avrupa biraz Türkiye'de de ucuz iş gücü peşinde. Evet, aynen öyle. Şey yapalım, yerel, yani biz Şanlıurfa ile başladık, sonra Avrupa Birliği bu şekilde devam ettik. Dilerseniz yeni bir başlık açalım. Hem ekonomi hem de nihayetinde yani 14 Mayıs'ta yaklaşan bir Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimi var. Bu minvalde eğer sizin de müsaadeniz olursa artık programın akışı bu yönde olsa en azından sorularımıza cevap bulabilmiş olacağız. Şimdi 14 Mayıs'ta yapacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimleri. 2002'den bu yana Adalet ve Kalkınma Partisi'nin girdiği seçimlerde takdir edersiniz ki hep bir moral üstünlüğü vardı. Yani her seçim öncesinde moral üstünlüğü AK Parti'de idi. Bu seçimde ben ekonomiyi şu açıdan değerlendireceğim. Ekonominin dışında tabii deprem, sel gibi felaketler olmuştur. Onları ayrı tutuyorum. Ekonomide son zamanlarda yaşananlar acaba moral üstünlüğünün yani düşmesine, AK Parti'nin elinde olmamasına mı sebebiyet verir? Ya da tam tersi, bu kadar yaşanan olaydan sonra tam tersi vatandaşlar, seçmen evet bütün bunlara rağmen çözüm noktası AK Parti'dir, işte Recep Tayyip Erdoğan'dır deyip tekrar böyle bir moral üstünlüğünün AK Parti'de olması ve AK Parti'nin lehine dönecek bir süreç mi olarak değerlendirilmeli? Evet. Ekonomideki durum. Yani tek tek sıralamak istemiyorum. Gıdada yani tabii. Gıda ürünlerinin tek tek bir soğan fiyatının işte 25-30 arası olduğu tabii. Diğer ürünleri onları saymıyorum. Zaten şimdi yaşı sıkıntısı yaşanıyor. Doğru, haklısınız Şeref Bey. Yani yaşı kemale ermiş vatandaşlar mevcut tabloyla, iktidarın karşı karşıya olduğu sınamalar, zorluklarla geçmişteki zorlukları karşılaştırdığında aslında AK Parti'nin nasıl farklı bir parti, nasıl farklı bir hükümet olduğunu çok net bir şekilde değerlendirebiliyor. Fakat bizim handikapımız genç nesil,
bir kıyas yapma şansına sahip değil. Evet. Çünkü bakın geçmişte şu yaşanan olayların %1'i yaşansaydı, bakın %1'i abartmıyorum, şu anda çoktan hükümetler devrilip yeni bir seçim kararı belki defalarca alınmıştı. Geçmişte biliyorsunuz 3 aylık 5 aylık hükümetler, bir sene ömrü gitmeyen seçim süreleri, bunların hepsini yaşadık. Hep aslında ülkenin karşı karşıya kaldığı zorluklar neticesinde hep böyle bir yol izlenmişti. İşte AK Parti'nin geldiği zamanı hatırlarsanız 99-2002 yılı, yani o da bir seçim dönemi, 99-2002 tam 3 yılı tamamlamamış. Aslında 5 yıl olması gerekirken bir anda 3 yılda bir erken seçim kararı alınmış. Çünkü ortada bir koalisyon var ve o zaman da ciddi bir ekonomik kriz vardı hatırlarsanız. İşte şimdi mesela bir kasa fırlatma olayı bütün ülkenin gündemine oturdu. Şu anda sokakta gençlerin hangisine sorsanız kasa fırlatma olayı nedir diye hiçbiri hatırlamaz bile. Evet. Bilmez. 22 yıl önce. Çok da yani 22 yıl önce ama şimdi yeni bir genç seçim seçmen kitlesi var. Ama çok uzak değil de. Tabii. Gençlere çok uzak yani bu. Ama o sadece basit bir olay. Ama hükümeti seçim kararı almaya zorladı. Nihayetinde en sonunda koalisyon dağıldı ve biliyorsunuz seçim kararı aldı ve AK Parti 2002'de o şekilde iktidara geldi. Ama şimdi düşündüğünüzde bakın istikrar ve istikrarsızlık arasındaki ben farkı vurgulamak istiyorum. Bu kadar deprem olmuş, bu kadar felaketler olmuş, bu kadar ekonomik kriz, darbe yaşamışsınız. Yani Gezi olaylarından başlayın son 10 senedir neredeyse Türkiye'nin başına gelmedik olay kalmamış. Buna rağmen seçimler yapılmış, buna rağmen demokrasi işletilmiş, buna rağmen istikrar devam etmiş, buna rağmen ülkede bir kaos olmamış. Arada terör olayları olmuş biliyorsunuz, patlamalardır, şudur budur, bir sürü, onlar da artık yanında çerez gibi düşünün yani. Bu kadar olayın neticesinde ve bugün geldiğimiz noktada hala bakın AK Parti birinci parti. Kim ne derse desin, bakın ben oy oranı şu bu ama matematiksel olarak AK Parti bugün birinci parti. Ama yüzde şu kadar, ama yüzde bu kadar. Onu kimse, ben onu değerlendirmek yani, durumunda değilim. Yani bu konuya katılıyor muyuz? Ben bu konuda en fikir miyiz mesela? Ben. Evet. Parti yani oyu düşebilir. Parti olarak evet. Tabii yani oyu düşebilir. Arada fark kapanmış olabilir ama biz hala AK Parti'nin birinci parti olduğunu kabul ediyoruz. Bu kadar olaya rağmen. Evet. Ama bunu tabii ki önemli olan daha yukarılara çıkarmak. Açık ara birinci parti olmak. Yani önemli olan o ama en azından AK Parti'nin hala daha birinci parti olarak görünmesi burada halkın genel çoğunluğunun istikrar konusunda kafalarının çok karışık olmadığını ve bir yönelim olduğunu gösteriyor. Yani burada temel unsur, temel unsur istikrar algısı, istikrar vurgusu. Biz o vurguyu yapıyoruz, halk da bunu zaten kabul ediyor. Çünkü AK Parti bu işi yaparsa ancak AK Parti bir şekilde sürükler. Gene bu kadro temizler. Gene bu kadro bu işi becerir. Çünkü hakikaten hele bir de Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden sonra karşımızdaki mevcut tabloya baktığımızda gerçekten karşıda iyi insanlar da olabilir, iyi partiler. Fakat bir çözüm üretmeye yarayacak bir mekanizma yok şu anda. Bir cumhurbaşkanı, 6 tane artık 7 tane cumhurbaşkanı yardımcısı neyse, her biri ayrı bir partiden, her biri ayrı bir dünya görüşüne sahip. Buradan bir şey çıkması mümkün değil. Buradan helva yapılmaz. Bu başka bir şey olur yani. Başka bir şey olur. Yani bunu her şeye rağmen işte biz bu ne olursa olsun. Sizin açınızdan yani avantajlı bir durum. Sizin lehinize olan bir durum. Karşı tabii tarafta tabii 6-7 partinin olması. Tabii. Öyle ben, de. Ben... İki tane sorum var, sorayım artık ondan sonra yavaş yavaş herhalde vallahi arkadaşlara sıra gelir. 20 dakikalık falan bir süre vardır. Şimdi siz zaman zaman gerçekten öz eleştiri yapıyorsunuz. Bunu parti içerisinde baktığımız zaman çok nadir insanlar yapıyor. Ve zaman zaman da Sayın Cumhurbaşkanı sizinle görüşmeler yapıyor. Yani sıradan bir ayaküstü görüşmeler de değildi ama sizinle bir ara gelip görüşmeler yapıyor. Size bu konuda herhangi bir eleştiri yapılıyor mu? Siz çok öz eleştiri yapıyorsunuz diye bir telkinde bulunuyor mu? İkincisi, Türkiye 15 Mayıs sabahında nasıl uyanacak? Evet.
Şimdi öz eleştiri konusu Ferhat Bey, öz eleştirinin tabii yapılma usulü ve şekli var. Dozu. Dozu da çok evet. katmayayım da usul ve şey önemli, şekil önemli. Şimdi bu öz eleştiriyi siz çıkıp da basın önünde, kamuoyu önünde herkese açık bir şekilde yapmanız başka, kendi içinizde yapmanız başka. Bakın ben bugüne kadar öyle basının karşısına çıkıp da çok rastlamamışsınızdır. Ben hatırlamıyorum. Yani bir öz eleştiri yapmak öyle bir usulüm, metodum olamaz benim. Yani biz ne varsa kendi içimizde konuşuruz ki bu da en doğal hakkımızdır bizim. İşte bazen eleştirirler ya tek adam şu bu. Halbuki inanın demokrasinin en yoğun işletildiği mekanizmalardan biridir AK Parti. Ben şimdi MKYK'ya girdikten sonra bunu çok net bir şekilde gördüm. Bir konu tartışıldığı zaman bütün boyutlarıyla tartışılır. Sayın Cumhurbaşkanımızın gözü önünde. Ve hiçbir şekilde müdahil olmaz. En uç fikirler dahi orada dile getirilir. En uç fikirler. Hiç alakası olmayan bir konuyla ilgili bir uçtan bir uca kadar en aykırı görüşler dahi, çünkü bu herkesin kendi görüşüdür. Orada Cumhurbaşkanımız diller. En sonunda tabii ortak bir karara varılır. Ama biz bu demokratik ortamı yaşıyoruz orada. Ha, bazen öyle bir algı da var ya, sanki bir şey konuşulmuyor, niye söylemiyorsunuz? Öyle bir şey yok. Ama önemli olan bir şeye ikna edebilmek. İkna gücünüzün yüksek olması. Bir konuda ikna ederseniz inanın söylenmeyecek, anlatılmayacak hiçbir mesele yok bizde. Biz bunları içeride yapıyoruz. Yani dışarıda yaptığınız zaman tabii ki o eleştiriler gelebilir. Bize kimse o konuda bir eleştiri getirmedi bugüne kadar. Evet. Çünkü içeride konuşulan içeride kalır ki kalması lazım. Ama çıkıp da dediğiniz gibi ben kamuoyunda basın marifetiyle sosyal medya şu bu böyle bir şey yaparsam o zaman oradan doğrudur. Biraz art niyet de çıkar. Art niyet de çıkar. O zaman eleştiri de gelir ki çok doğal yani. Yani 15 Mayıs sabahını da inşallah bizim tabii temennimiz aynen hiçbir ara vermeden istikrarlı bir şekilde bugün neyse yarın da daha rahatlamış bir şekilde Türkiye'nin yoluna devam etmesi. Bütün temennimiz bu. Yani hem Cumhurbaşkanı da hem milletvekilliği yani 301. Ya temennimiz o tabii ki öyle olması hem lazım parlamentoda ki hem Cumhurbaşkanlığı sistem rahat işlesin tabii. Evet. Çünkü parlamentodaki bir zafiyet sistemi biraz biraz sıkıntıya sokabilir. Yani şu gerçi hiç daha önce denenmedi ama ne olursa olsun sonuçta meclisin de bir işleyişi var. Evet. Komisyonlardır, şudur budur. Yani kendi iç işleyişinde orada bir çoğunluk, azınlık, iktidarın çoğunluğu veya muhalefetin çoğunluğu burada farklı bir tablo oluşturabilir. Biraz Cumhurbaşkanı'nın elini zayıflatabilir bu iş. Evet. Peki efendim, bununla ilgili şunu sormak istiyorum. Bir asrın felaketi dediğimiz depremi yaşadık. Fakat Sayın Cumhurbaşkanı talimatlarına rağmen felaketin ilk anlarından, belki birinci günü diyelim, yani ilk anından bırakalım da. Yalnız bırakıldı mı? Yani talimatları tam olarak yerine getirilmedi. Bunu hissedebildiniz mi? Bireysel olarak. Biz gazeteciler onu biraz hissedebildik gibi. İkincisi, Cumhurbaşkanı seçim beyannamesinde Ankara'daki açıklamasında iki şey dikkatimizi çekti. Biri, partilerin kapatılma kanununun değişeceğini, artık meclise bağlanacağını ve bundan sonraki süreçte de 14 Mayıs'tan sonraki süreçte de bazı demokrasi paketlerin, işte adalet yargı paketlerinin falan yenileceğini cümlesi söylemişti. Biz acaba bir de 15 Temmuz'dan sonra eğer Cumhurbaşkanımız tekrar kısmet olur seçilirse tekrar bir demokratikleşme paketleri ve Avrupa Birliği yoluna hızlı bir çalışma ve da yeni perspektifler açılıp onların uygulanması noktasında yeni bir hızlı geçiş mi yapacağız tekrar demokrasi noktasına? Evet. Yani ilk sorunuza gelirsek tabii biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız onun öz eleştirisini de Adıyaman'da yaptı zaten. Evet, helallik. Biraz bilgilendirme konusunda evet aksamalar olduğu doğrudur. Fakat şunu da göz ardı etmemek lazım. Tabii bunlar kılıf, bahane, savunma değil ama ben olayın ilk andan itibaren bu işe mukayyet eden çok üst düzey kamu görevlisilerinden biriyle konuştuğumda tabii haklı olarak onun da bazı gerekçeleri var. Yani orada adeta devlet çökme noktasına gelmiş. Sonra bir noktada değil. Bakın Hatay'dan başlıyor ta Malatya'ya kadar. Evet. Ve sadece orayla ilgili de iller değil, il merkezleri, ilçeler de var aynı şekilde. Aynen. Büyük büyük ilçelerin de zarar gördüğü çok geniş bir coğrafyada ilk defa yaşanan bir olaydan bahsediyoruz. Yani dünyanın bütün kurtarma ekiplerini de oraya yığsanız kesinlikle aynı anda müdahale edip
o işin altından kalkabilme şansınız yok. Çünkü böyle bir rakam yok. Evet. Yani dünyada böyle bir rakam yok. Her enkazın başına aynı anda insan gönderebileceğiniz mümkün değil. Ayrıca orada devletin zaten kendi birimleri de enkaz altında kalmış. Bunun yer yer jandarması, yer yer emniyeti, yer yer AFAD'ı, valilikler, belediye başkanlıkları, işte belediye binaları, bunlar hepsi çöküp alet edevatı dahil olmak üzere enkaz altında kaldığı yerler var. Tabii ilk etapta hava şartları olumsuz, bir sürü biliyorsunuz etkenler var. Evet. Ve bilgilendirme açısında da şöyle şeyler olmuş. Yani belli bir yere odaklanılmış. Mesela birkaç merkeze odaklanılmış. Demişler ki şurada çok ciddi hasar var. Şurada acil buraya müdahale etmemiz lazım. Halbuki hasar başka bir yerde daha da fazla. Evet. Ama o karmaşa içinde işte öncelikle başka bir yere sevkiyat olduğu için tabii ulaşım sıkıntısı var. Otoyollar çökmüş, viyadükler çökmüş. Bir taraftan hava şartları, aşırı bir kar yağışı falan. Bunların hepsini düşündüğünüzde hakikaten çok zor bir organizasyon. Merkez üstlük Maraş olmasına tabii, rağmen tabii. Herkes dikkatleri Maraş'a çekmişti tabii. Ama öbür tarafta tabii. Hatay vardı. Onun öbür Hatay, tarafında Hatay Adıyaman, İskenderun vardı. Adıyaman vardı. Hatay, Gölbaşı Adıyaman, vardı. Adıyaman üç taraftan kapanmış, yollar tabii. Çökmüş. Tabii. Şanlıurfa tarafına tek girebiliyordunuz. O yüzden tabii. İlk koşanlar Şanlıurfa yardıma koşanlar oldu. Tabii. Yani bakın İslahiye, Nurdağ, oralara. Antep çok kötü. Niye Antep derken işte İslahiye, Nurdağ mesela oralar çok kötü hakikaten. Oralara siz hemen odaklanıyorsunuz. Halbuki Adıyaman'da en az onun kadar kötü. Ama o sırada Adıyaman'la ilgili herhalde bir malumat eksikliğim var. Bilgi akışından evet, bir sıkıntı var. O konuyu tabii tam bilemiyorum ama Cumhurbaşkanımız tabii orada bir helallik istediğine göre onun bildiği şeyler vardır mutlaka. Onun detaylarını o daha iyi bilir. Ama böyle bir gece yaşadık maalesef. Allah bir daha göstermesin. Amin. Çok sıkıntılı bir durum. Yani dediğim gibi dünyanın en gelişmiş ülkesi bile bu durumdan çok böyle kolaylıkla çıkamayacak bir şey felakette karşı karşıya kaldık biz o gün. Peki seçim beğenlemesinde söz ettiği yenilikler? Yani onu da şöyle değerlendirmek lazım yani bence. Sonuçta biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın artık son dönemi bu. Cumhurbaşkanı olarak seçime son defa girişi. Ve tabii ki burada artık Cumhurbaşkanımız eminim ki bu son dönemde Türkiye'yi çok daha ileriye götürebilmek için bugüne kadar yapılan edinilen bir sürü kazanım var. Bunları inkar etmemek lazım. Yani demokratik anlamda, insan hakları anlamında ama bazen zaman zaman istismar edildi, zaman zaman başka yerlere çekildi biliyorsunuz. Ama bu kazanımların üzerine çok daha önemli kazanımları eklemek için ben eminim ki çok ciddi gayret gösterilecektir hem hükümet kanadında hem Cumhurbaşkanımız tarafından. Bu konuyu da bence biraz böyle yorumlamak lazım. Artık Cumhurbaşkanımızın son Türkiye Cumhuriyeti'ne belki de vereceği en güzel hizmetler bugüne kadar verdiği birçok güzel hizmetin yanında bence artık taşlandıracağı bir dönem olacaktır diye düşünüyorum. İnşallah önemli olan 14 Mayıs'ta birinci turda bu işin bitip Cumhurbaşkanımızın seçilmesi. Bütün peki, temennimiz bu. Cumhur İttifakı kazansın veya kaybetsin. Bu dönemden sonra biz de Kasım Gülpınar'ı siyasetin içerisinde görecek miyiz yoksa o da siyasete bir nokta mı bırakacak? Yani onu şimdi hiç kestiremeyiz Ferhat Bey. Bir bakalım biz Cumhurbaşkanımıza bir kere bir söz verdik. Dedi ki siz neredeyseniz biz oradayız. Siz bir kere bu işin içinde olduğunuz müddetçe biz Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Son dakikaya kadar, son saniyeye kadar. Bizimki biraz Cumhurbaşkanımızın durumuna bağlı. O kendi tamam durumunu biz bir tam netleştirelim. Onun durumunu inşallah. Ondan sonra biz kendimizi düşünürüz. Evet. Gerekirse onu özelde soralım veya bir tahmininiz varsa alabiliriz. Çünkü bundan sonra özellikle adayları, hangi adayları alırsak büyük ihtimalle de hepimizin soracağı sorulardan bir tanesi AK Parti Şanlıurfa'da sizce kaç milletvekili çıkarır? Hiç tahmin yapmam ben hiçbir zaman gibisinden. Yapmayacağım. Çünkü siyasette 24 saat bile uzun bir zaman. Evet. Daha evet. Bir ay var. Öyle bir ayda her şey değişir Urfa'da yani. Urfa'da ama hakikaten çok renkli bir seçimin geçeceğini öyle, ben evet. Yaklaşık 2 yıl önceden söyledim. Tamam. Ama bu kadar renkli olacağını tahmin etmemiştim diyebilirim. Öyle de bir seçim bekliyoruz. Peki yarın Cumhurbaşkanı Şanlıurfa'da son 10-15 dakikamız var. Onu da bir konuşalım isterseniz. Ardından evet. Kapatalım. İzleyenlerimize, seçmenlerinize bununla birlikte neler söylemek istersiniz? Ya Cumhurbaşkanımızın yarın bir kere daha Urfa'ya teşrif edecek olması hakikaten bizim için önemli.
Bu çünkü son zamanlarda hakikaten bölgeye özellikle çok önem veriyor. Bu üçüncü, dördüncü gelişi biliyorsunuz, evet. Malatya olsun, Adıyaman olsun, Maraş olsun. Urfa'da bu kapsamda değerlendirilmesi gerek. Yarınki ben ziyareti önemsiyorum. Yani mümkün mertebe, tabi Ramazan şartları var, doğrudur. Ama buna rağmen ben Sayın Cumhurbaşkanımızın miting meydanında son derece kuvvetli ve güçlü bir şekilde desteklenmesi taraftarıyım. Ben temenni ediyorum ki bütün Urfalı hemşerilerimiz yarın miting meydanında Cumhurbaşkanımızı bir kere daha yalnız bırakmazlar. Çünkü hakikaten Cumhurbaşkanımız Urfa'yı çok seviyor. Çok özel önem gösteriyor. Ve çok da hizmetleri oldu bugüne kadar. Ben Urfalı hemşerilerimin vefalı davranacağına hiç şüphem yok. Ne kadar kızsak da bazı şeylere, ne kadar kırılsak da bunları eğer dava şuuruyla yapıyorsak bunları gözetmememiz lazım. Yani başka yere fatura etmememiz lazım. Eğer hakikaten dava insanıysak, gerçekten o dava dediğimiz şeyi gerçekten inanarak, kalbimizde yaşayarak idrak edebiliyorsak ne mutlu bize, ki öyle olduğunu temenni ediyorum. İnşallah öyledir. Yoksa işte dava, ben içinde varsam bu davadır, ben içinde yoksam benim için dava yoktur gibi bir anlayışı ben kimseye yakıştıramıyorum açıkçası. Çünkü AK Parti çatısı altında siyaset yapmaya kalkan herkesin ben bu düşüncede olduğunu düşünmek istiyorum. Çünkü aksi türlü farklı bir boyuta gider. Çok da yakıştıramadığım bir durum olarak çalıştı. İnşallah yarın Urfalılar kalabalık bir şekilde hemşerilerimiz Cumhurbaşkanımızı desteklemeye gelirler miting meydanında. Efendim, siz Cumhurbaşkanı gelmeden önce Şanlıurfa'da gezdiniz, dolaştınız. Siz yarın Cumhurbaşkanı'na Şanlıurfa'nın gözlemlediğiniz, rapor ettiğiniz bazı verileri verecek misiniz? Çünkü burada aynı zamanda ilerleyen süreçte seçim kampanyasında, seçim sürecinde de bazı soruların çözülmesi, ivedilikle halledilmesi lazım ki ben halka gidip oy talep ettiğimde, destek talep ettiğimde bazı şeylerin de çözülmesi gerekiyor. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanı ileteceğiniz bazı Urfa'nın ivedilikle sorması gereken, çözülmesi gereken soruları iletecek misiniz? Yani yarınki ortama bir bakalım, tabii ki fırsat bulursa inşallah konuşacağımız şeyler olacaktır ama biliyorsunuz Ramazan ayı, bir taraftan temel atma var, bir taraftan miting var, bir taraftan iftar var. Tabii bu ortamda ne kadar sağlıklı bir görüşme şey olur bilmiyorum ama böyle bir ortam olursa inşallah dile getireceğimiz bazı yani şeyler orada var. Orada olur, orada olur ama bu yani sorunların genel soruna iletmiş olacak. İnşallah. Peki, bununla birlikte öğrenci kardeşlerimizin ve öğretmenlerimizin taleplerini not de aldık, tabii. Size zahmet. Dediğim gibi zaten kendilerine bize başka kanallardan da sürekli geliyor bu talepler. Evet. Burada bir kere daha duymuş olduk. O konuda inşallah. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Son olarak izleyenlerimize bir şeyler söylemek ister misiniz? Özellikle evet, Kasım Büyükler sevenlerine. Ramazan ayının sonuna geldik. Tabii Kadir Gecesi çok yakın zamanda. Öncelikle Kadir Gecelerini, sonra da mübarek Ramazan bayramlarını ben şimdiden kutluyorum. Bütün Urfalı hemşerilerimizin. İnşallah Allah bizleri tekrar böyle güzel, bereketli, nice Ramazanlara kavuştursun. Bu sene İnşallah bereketli de görünüyor. Allah bir tekrar afetten bizleri muhafaza eylesin ama şimdilik tabii biz tarım toplumuyuz. Özellikle çiftçilerin gözü hep rahmette. Çok şükür şimdilik geldim, gördüm. Tarlaların durumu da Allah nazardan saklasın. İnşallah herkesin gönlüne göre bereketini, rızkını arttırsın, bollaştırsın Rabbim. Dediğim gibi böyle nice bereketli, dolu dolu yaşadığımız Ramazanları hepimize, sevenlerimize, sevdiklerimizle beraber bizlere nasip eylesin diyorum. Evet. Ben hepsinin dediğim gibi mübarek Kadir Gecelerini ve mübarek bayramlarını şimdiden kutluyorum. Peki, evet sevgili izleyenler, ortak canlı yayın konuğumuz AK Parti Genel Başkanı, Genel Başkanı Danışmanı ve aynı zamanda AK Parti Şanlıurfa Milletvekilimiz, AK Parti MKYK üyesi Sayın Mehmet Kasım Gürpınar'dı. 4 televizyonumuzun ortak canlı yayınında elimizden geldiğince kamuoyunun merak ettiği sorularla birlikte yaklaşan seçimlerin ve Cumhurbaşkanı'nın gelişi konusunu işlemeye çalıştık. Bu minvalde Edessa TV'den Şeref Toprak, TV63'ten Kadir Çelikcan, Kanal Urfa'dan Ferhat Özer'e çok çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda sizlere Sayın Vekilimiz çok teşekkürler. Tüm sorulara içtenlikle verdiğiniz cevaptan zaten hiç şüphemiz olmadı bugüne kadar. Yine aynısını sergilediğiniz için. Ama en büyük teşekkürü her zaman olduğu gibi sevgili izleyenlerime ayırıyorum. Çünkü onlar nerede olurlarsa olsunlar ekranları aracılığıyla biz orada misafir ediyor, ağırlıyorlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Herkese mutlu akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.